3 Ağustos, 9 Ağustos terazi burçlarını neler bekliyor diyorsanız, terazilerde alınganlıklardan oluşan yanlış anlaşılmalar haftası. Yani en ufacık şeye kafayı takıp, bu bana bunu mu dedi, şu bana bunu mu dedi, şu bana bunu mu dediğimiz alınganlık noktanız var. Bence kimsenin size bir şey söylediği yok. Sizin duygularınız yıpranmış. Kalbinizdeki değer görememenin verdiği yalnızlıklar sizi yıpratmış. Belki de anlaşılamadığınız için en ufacık şeyde alınganlık. Bu işiniz için, özel hayatınız için, çevrenizdeki insanlar için. Belki ufak bir psikoloğa ihtiyacınız var değer. Ya da nefes terapisine ya da pilates ihtiyacınız olabilir. Bir enerjinizin akışını değiştirmeye ihtiyacınız var. Çünkü bu yanlış anlaşılmalar, gereksiz kırgınlıklara, işinizdeki güzel başarınıza ve çevrenizdeki insanlara tepkiler yapıyorsunuz farkında olmayarak, bu sizin işinize ve çevrenizdeki olaylara yansıyacak. Gereksiz işinizden olmanızı istemiyorum. Biraz farkında olup farkında olmayarak yaptığınız hatalar size zarar olarak gözüküyor. Bu hafta kontrol edin. Kapris döneminizi geride bırakın. Yanlış anlaşılmayı geride bırakın. Yoksa işiniz kapıda gözüküyor. İhmal etmeyin. Özellikle yeni iş kurmak isteyen ve ortakla iş kurmak isteyen terazi ya da uzun süredir ortağı olan ve ortağından ayrılmak isteyen terazi burçları. Evet, doğru bir karar verdiniz ama en azından bir Eylül'ü geçirin, öyle ortaklık ayrımı yapın. Çünkü burada çözülmesi gereken paralar var. O ortaklık ayrıldığı an parayı da vermeniz lazım. Şu an öyle bir para yok. Eylül itibariyle para dengeniz toparlanacağı için bu noktada yapmanız hayırlı. Özellikle işinde farklı bir nokta ya da burayı bırakıp farklı bir bölüme geçmek isteyen teraziler, evet olumlu ama yerinizde daha büyük bir değişim olacak. Ben olsam biraz daha sabırla bekler. Eylül'den sonra gelecek teklifleri değerlendirdim. Şu an yerimi oynatmazdım değerli terazi burçlarım. Şöyle demişim değerli terazi burçlarına. Evet, hedef noktanız. Çünkü kontrol noktanız ben merkezli olduğu için, yani sizin terazilerde bu dönem ben istek ve arzu dediğim noktayı yaşayacağınız için sanki insanların sizi dinlemesi gerektiğine karar veriyorsunuz. O yüzden de alınganlıklarınız ön planda olabilir. Kimse sizi dinlemek zorunda değil. Kimse sizi anlamak zorunda da değil. Siz konsantrasyonunuzu, ödemeniz gereken kredi kartlarınız, ev borçlarınız, taksitleriniz var. Bunlara adapte olun. Çünkü sizin zaten çevrenizde çok dikkate çekiyorsunuz. Ayağınızı kaydırmak isteyen çok insan var. Bence insanları bu ara görmeyin. Sadece alınganlıklarınızı geride tutun. Konsantrasyonunuzu yükseltin diyorum. Sağlık olarak tırnak batıkları demişim, ayak mantarı demişim, rahimde mantarla ilgili ya da rahimle alakalı kokular olabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor değerli terazi burçları. Erkeklere de demişim ki basur ve dışarı çıkmakta, dışarı tuvalete çıkmakta çok zorlanabilir. İnce bağırsaklarda bir düğüm olabilir. Dikkat edin istiyorum değerli terazi burçları. Uzun süredir sağlığı problemli olan aile büyüklerinizde büyük bir sevinç ve mutluluk olacağı, sizin de aileniz ya da sevgilinizle gideceğiniz yol size güzel ve keyifli geçirecek. Ama orada çok gereksiz para harcayıp geldiğinizde eyvah ben ne yaptım diyeceğiniz bir hafta olacak. Sizin de ne demişim? Çocuk odası değişimi ya da misafir odası değişiminiz var. Bu da uzun süredir istediğiniz bir şey. Hatta perdelerini de değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Nevresimlerini de komple, çocuk odası ya da misafir odasında komple bir yenilik var. Bu da sizin için hayırlı olacak. Evet, kiracı olan ve mal sahibiyle sorun yaşayan bazı terazi burçları yasal yola başvuracak. Başvurun, çünkü sizi haksızlığa uğrattılar. Siz hakkınızı alın. Yani çatır çatır hakkınızı almazsanız, ben de burada astroloji yorumumu söylemem. Evet, haklarınızı alın çünkü sizi gereksiz suçluyorlar. Uzun süredir de beklediğiniz ufak bir para var. Bu da gerçekleşecek. Evliliğinizde pürüzler yavaş yavaş düzelme. Geçmiş bir ilişkiyle ilgili hatalar yaptınız. Artık hatalı bir ilişki istemediğinizi yazmışım. Düzgün ve ahlaklı bir insan istediğinizi. Evet, bunun için vakit var. Sabırlı olursanız o doğru hayat arkadaşınızı bulacaksınız değerli teraziler. Evet, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. İyi ve bayram ve ağız tadında bayramlarınız olsun. Mutlu kalın.